Selamun aleyküm arkadaşlar. Şimdi bu ne demeyin? Nedir bu Mertcan? Sen anlarsın bu işten. Kim bu emmim ya? Nedir? Niye çıkmış buraya? Ne yapıyor bu adam? Abi Aslan Şampiyon TV'den herkese selamun aleyküm. Bugün de ben açayım dedim. Evet. Bu şekilde. Abi bu İtalyan TikTok fenomeni. Biliyorsunuz böyle işte nasıl Türkiye'de sokak sanatçıları var. Böyle işte güzel besteler yapıyorlar. Bu arkadaşımız da böyle takımlarla alakalı besteler yapıyor. Tabii Türkiye gelince aklına kim gelir? Bir olgun bir akıllı bireyin Galatasaray gelir. O da geliyor. Tabii bu dediğimiz gibi tekrar belirteyim. İtalyan, Türkçesi evet. Hiç olmayan birisi. Böyle, zaten İtalyan TikTok fenomeni. Evet. Böyle bizim FIFA oyunlarında oldu. Yani oyun kartları diyoruz biz bunlara. Bu kartlardaki futbolcularımızı almış Galatasaray futbolcularını. Güzel bir beste yapmış. Böyle yarı amatörce, yarı profesyonelce. Ama bizim gözümüzde full profesyonel. Çünkü Galatasaray'ın futbolcuları var. Vallahi hakkımız gani gani helal olsun bu arkadaşa. İnşallah böyle daha çok artık böyle Galatasaray'ın efsane futbolcularını da yapsa çok harika olur. Selamun aleyküm arkadaşlar, bir kere daha anons yapmış, giriş yapalım. Şimdi Mertens anlattı gayet güzel ya. Mertens'e Mertens. Bakın burada da Mertens, burada da Mertens var. Bu arada tabii en güzel hadise Mertens'le ilgili. Mertens'le ilgili açıklamayı Mertens yapsın. Ne oluyor Mertens? Mertens oynuyor mu bu hafta? Abi Mertens %99 hazır ve artık sahalara dönüyor. Şu bana Mertens denilmesin arkadaş, bu adam olduktan beri hem Mertens sakat hem Galatasaray iyi top oynamayı diyenleri inşallah utandırırız. Evet. Mertens de bizi izlesin adaşım diyeyim. İnşallah güzel bir galibiyetle bu şeyi kırarız yani, karamsarlığı. Yani gerçekten öyle olması lazım arkadaşlar, çünkü Mertens hadisesi başka bir boyuta ulaştı. Çünkü ister istemez hepimiz şuna kilitlendik. Ya Mertens yoksa Galatasaray'ın dengesi bozuluyor, iç ahengi bozuluyor. Mertens Galatasaray için bambaşka bir oyuncu demeye başladık. O yüzden biz Mertens'i bekliyoruz. Mertens Galatasaray'ı bekliyor. Galatasaray Mertens'i bekliyor. Bu arada Mertens'in bir fotoğrafı vardı çalışmadan. Daha doğrusu bir görüntüsü vardı. Onu sizlerle paylaşmak istiyorum. Bayağı aşağılarda kalmış ama eğer hemen böyle elimin altındaysa özellikle Mertens'i getirelim görün. Mertens ciddi bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Ama evet arkadaşlar. Her neyse, şimdi Mertens'e geliriz. Ben onun fotoğrafını bulursam, bayağı da aşağılarda kalmış. Mertens dönüyor arkadaşlar. Orada bir problemimiz yok. Mertens gelecek. Hani derler ya, Mertens gelecek Galatasaray'da dertler bitecek diye. Tabi o kadar abartmayalım ama sonuç itibariyle Mertens'in Galatasaray için çok önemli bir oyuncu olduğunu ve Galatasaray'ı ateşleyen bir oyuncu olduğunu, işte özellikle duran toplarda, takımın hücum gücünde vesairede arkadaşlar çok önemli. Mertens'i bekliyor Galatasaray cumartesi akşamı, biliyorsunuz Galatasaray 1 Nisan cumartesi akşamı saat 20.30'da Ali Sami Yen stadında Adana Demirspor'la karşı karşıya gelecek. Galatasaray için bu karşılaşmanın ne denli önemli olduğunu biz biliyoruz. Bizim kadar da malum puşlar da biliyor, kuşlar da biliyor, bir takım tipler de biliyor, yalayıcılar, yıkayıcılar da biliyorlar ve onlar da istiyorlar ki Galatasaray'a bir yerden bir darbe daha vurulsun. Evet arkadaşlar, bunun için herkes elinden geleni yapıyor. Elinden geleni yapıyor ama sağ olsun bizim Erden Timur da bir bakıma elinden geleni yapmaya başladı bugünlerde. Ya Erden Timur, senin kardeşim Candaş Tolga Işık denen bir Beşiktaşlı. Fanatik bir Beşiktaş amigosuyla. He? Bilmem ne magazin programında ne işin olur? Niçin o adamın programına gidersin? Kim bu adam?
Bu adamın Beşiktaşlı olmaktan, Beşiktaş'ın amigosu olmaktan, he, Beşiktaş'ta yöneticilik yapmış olmaktan öteye ne özelliği var? Kimdir? Niçin gidiyorsun? Üstelik milli maçın olduğu günde bu adamın tam da milli maç saatine denk düşen bir anda bu adamın programına gidiyorsun. Abi bir takım açıklamalar yapacaksan, Mertens burayı iyi dinle, sen de bir şeyler söylersin. Ya bir takım açıklamalar yapacaksan, eğer birilerine mesaj vereceksen, birilerine hatlerini bildireceksen, birilerine saplayacaksan kardeşim, senin aslanlar gibi televizyonun var. Galatasaray televizyonu var. Önceden anonsunu yaparsın, dersin ki kardeşim Galatasaray yöneticimiz Erden Timur Galatasaray televizyonda gündeme dair flash flash açıklamalar yapacak. Hem çocuklar reklam toplarlar, televizyon izlenir, görüntüler olur, bilmem ne olur, kaynak sen olursun, senden alırlar, herkese gösterirler, kendi televizyonunda parlatmış olursun. Ya ne idüğü belirsiz, bir tane adamın programına çıkıp, he, üstelik olur olmaz bir zamanda, hani derler ya, düğün değil, bayram değil, seyran değil, enişten beni niye öptü? Evet, birileriyle ilgili hak bildiriyorsun, birilerine ders veriyorsun, eyvallah hocam, tamam, güzel, kabul ediyorum da, yeri, zamanı ve de kişisi doğru değil ya. Tepeden tırnağa yanlış. Şimdi sen söyle bakalım. Abi şimdi şöyle bir şey. Ben dün akşam bunu izledim. Bir 3-5 dakikasını. Şimdi şöyle bir muhabbet var. Kesinlikle ben bunu söylemek zorundayım. Şimdi zaten gittiği kanaldaki yorumcu, moderatör yanlı bir kişiliği olan birisi. Beşiktaşlı. Sen de Beşiktaşlı ama Galatasaray düşmanı bir de. Bakın. Öyle sorular soruyor ki Erden Timur'a. Erden Timur'un Erden Timurluğunu bitirmek üzere sorular soruyor. Şimdi Erden Timur orada otomatikmen kendisini... Bak abi bir dakika şu pozisyonu durur musun? Tam burada diyor ki Galatasaray'ın diyor resmi diyor verdiği Roma'ya teklif diyor. Okuyor tak tak tak. Ben de diyorum ki aa ne güzel teklif vermiş. Neden o zaman Zaniolo Galatasaray'a geldi? O zaman ben de düşünüyorum. Bu Fener'in verdiği teklif. Tamam diyorum ki ya abi onlar mesela 16 milyon euro vermiş, fazla vermiş etmiş falan. Şimdi bakıyorum bunu. Ya diyorum baksana adam hep bütün her şeye ulaşmış diyorum. İşte diyorum ense kalınlığı bu. Erden Timur olmak bu. Galatasaray bu. Ama keza moderatör diyor ki o zaman sen Erden Timur diyor. Bu diyor belgenin sana verilmesi hak mı? Sana verilmesi doğru mu etik mi? Bir diyor yapılan diyor teklifi diyor ve bu diyor senin rakibin olan diyor. Alıp diyor Roma'nı sana vermesi etik mi diyor. Kem küm kem küme diyor Sayın Erden Timur. Neden böyle bir programa gidiyorsun ve sana bunun sorulacağını bilmiyor musun? Adamın belli. Sana rakip yani rakip takımın piyonu. Rakip takımın oyuncağı. Pinokyosu. Bu adam seni zaten böyle alt edebilmek için sorular soracak. Peki diyor etik mi bu diyor. Erden Timur cevap veremiyor orada. İşte biz diyor bunları söylemek zorunda kaldık. Ya diyor ki etik mi? Bunların sana verilmesi etik mi? Bu bilgilerin sende olması doğru mu? Ne kadar doğru? Bana bunu söyle diyor. Erden Timur bir siyaset programı yapar gibi sorular cevaplıyor orada. Yani çok yanlış. Bu topa neden girdi? Tamam diyor ki artık diyor buramıza kadar geldi. Biz diyor artık yalancı duruma düşmemek için bunları açacağız. Peki bu kanal doğru mu? Yani bir sürü spor kanalı varken bir siyaset programı yapan özellikle bir kanal. Biz şimdi burada neyiz abi? Aslan Şampiyon TV'yiz. Biz burada ne konuşuruz abi? Adı üstü Aslan. Galatasaray. Biz Galatasaray dışında magazin konuşabilir miyiz? Konuşamayız. Bu kanal magazin kanalı. Komple. Bırakın bu programı. Şurayı oku. Ne diyor şimdi o adam? Diyor ki Galatasaraylılar bana kızmış sorularım yüzünden diyor. Ya biri de benim dediğim işte. Evet aynı şeyde Galatasaraylılar diyor evet. Sen diyor Erden Timur'a nasıl böyle sorular sorulur sorabilirsin diyor. Twitter'da diyor büyük hesaplar bana kızmaya başlamışlar diyor. Erden Timur da diyor ki Galatasaraylılara katılıyorum verdiği cevap bu. Hayır niye katılıyor abi bakın şimdi bak abi. Hani kızıyor ya ona ben de kızıyorum demek istiyor yani. Abin böyle bir şey olduğunu sen zeki adamsın ya. Sen Icardi'leri onları bunları getirmişsin. Sana o soruların sorulacağını bilmiyor musun Erden abi? Hani mantıklı düşünmek lazım abi. Şu ben şu anda Erden Timur'u görmeyeyim. Bakın ciddi söylüyorum. Erden Timur'u tanımış olmayayım. Dışarıdan bir yurt dışı vatandaşı olayım. Yabancı uyruklu. Şu kareyi göreyim. Kesinlikle bu bir siyaset programı derim abi. Kesinlikle. Altı üstü yok. Senin bir sürü spor kanalın evet, var Türkiye'de. Burada, özellikle Galatasaray TV'in var abi. Burada Galatasaray'ı havadan uzaklaştırmak. Galatasaray'ı zor durumda bırakmak. Yani aklı sıra komplikasyon var abi, Galatasaray'a kesinlikle. Geçirme. Galatasaray'a bir başka şekilde operasyon çekme. Bir başka şekilde Galatasaray'ı böyle köşeye sıkıştırıp zor durumda bırakma.
Erden Timur ne diyor? Ya diyor işte diyor bizim diyor Zaniolo'yu diyor 30 milyon aldığımız söyleniyor. E bu böyle değil. Peki ne onu anlatmaya çalışıyor. Onu anlatmaya çalışıyor ve onu anlatırken de işte bir takım böyle bilgiler veriliyor. Bilgiler verilirken de az önce sen de gördün Fenerbahçe'de şu belge. Diyor ki ben diyor Erden Timur belgelerle konuşuyorum diyor. Fenerbahçe Zaniolo'ya transfer etmek için bizden daha fazla para teklif etti. Bonuslarla birlikte 21 milyon euro. Bonuslar hariç 16 milyon euro teklif etmiş. Galatasaray da bonuslarla beraber yaklaşık yani gerçekleşmesi mümkün olan bonuslarla beraber 17 milyona geliyormuş Galatasaray'ınki. Ama şimdi bizi diyor tercih etti diyor. Tabii ki Galatasaray'ı tercih edecek. Erden Timur da zaten oradan yürüyor. Yani Galatasaray'ı tercih ediyor. Erden Timur şunu söylüyor. Daha sonra Icardi ile ilgili bilgiler de veriyor. Zaniolo ile ilgili bilgiler de veriyor. Diyor ki biz diyor nereye hangi transfere el attıksak diyor ki bu Abdülkerim Bardakçı transferinde de oldu. Oralara da her topa girdi mi girdi. En önemlisi Galatasaray İtalya'dan Pedro diye bir futbolcuyla ilgilendi. 4 milyon verdi. 4,5 milyon. Fenerbahçe dedi ki ben 6,5 veriyorum dedi. Gitti o Pedro diye bir oyuncuyu getirdiler. Biliyorsun. Ne çıktı görüyorsun. Tane gidersin karpuzlar çıkar böyle. Manava dersin baba şuradan bana bir iyi karpuz. Baba hepsi iyi ya hepsi iyi. Küt de vurursun böyle tak tak. Ulan ne güzel dersin. Baba bu 10 numara. Eve gelirsin bir kesersin haşır. Bana çok olmuştur öyle. Böyle ilk özellikle mevsimin ilk karpuzlarında her zaman şapa oturur. İşte Fenerbahçe böyle şapa oturuyor. Burada Erden Timur şunu demek istiyor. Kardeş diyor bak diyor. Biz diyor Icardi'yi Zaniolo'yu alırız diyor. Fenerbahçe de diyor hani babayı demiyor da şeyi alır diyor. Pedro'yu alır diyor yani. Bunu söylemeye çalışıyor. Aynı şekilde başka buradan mesajlar veriliyor. Fenerbahçe'nin daha çok para verdiğini ama tercih edilen kulübün Zaniolo tarafından ya da Icardi tarafından Galatasaray olduğunu anlatmaya çalışıyor. Bunları zaten Erdem kardeş hepimiz biliyoruz. Yani Galatasaray'ın büyüklüğünü, Avrupa'da bilinen bir marka olduğunu, tanınılığını, her şeyini biliyoruz, kabul ediyoruz. Biz diyoruz ki sen bu adamları niye muhatap alıyorsun? Kim ya bu Candaş, Tolga, Işık bilmem ne? Bu adamın Beşiktaş'ta olduğunu biliyorsun. Bu adamın amigo olduğunu biliyorsun. Bu adam, bakın arkadaşlar bu cümleyi iyi anlayın yani. Bu adam Galatasaray'ın şu kadarcık menfaati için bile kesik parmağı işemez. Bak bu kadar açık söylüyorum. Akılda kalsın diye söylüyorum. Dese ki ulan parmağım kesildi. Şuna bir işe de geçsin dese çıkarıp da işemez abi. Böyle bir adamın karşısına oturuyorsun. Zaniolo'yu konuşuyor, Icardi'yi konuşuyor, hakemleri konuşuyor, bilmem neyi konuşuyor. Bakın burada bir yapı var diyor. Bakın arkadaşlar topa kimler giriyor? Şimdi Erdem Bey diyor Türk futbolunu yöneten bir derin yapının varlığını onayladı diyor şimdi. Kendisine teşekkür ederiz açık yürekliliği için. Bir tane bilmem ne Ercanlar, dış kapının mandalı şeyin amigosu bir adam. O da diyor ki madem diyor bu yapı demek ki diyor Fenerbahçe'yi şampiyon istemiyor. Yani madem diyor her şey diyor Fenerbahçe için gidiyor. 8 senede diyor Galatasaray 3 defa şampiyon oldu. İşte bu hakemler, makemler, TFF hep Fenerli de diyor. Niye diyor Fener diyor şampiyon olamıyor da hep Galatasaray oluyor demeye getiriyor. Lan böyle kıl kuyruklara diyeceksin ki Fenerbahçe'nin ne kadar beceriksiz ahmak tipler tarafından böyle sizler tarafından desteklendiğini görün işte. O kadar beceriksiz bir takım. Bu kadar desteğe rağmen eğer şampiyon olamıyorsan o zaman sende bir sorun var. Kafada bir sorun var, sorun var. Haksız mıyım? Abi bence Allah bunların ayağına dolandırıyor. Bak buna çok da çok ciddi söylüyorum abi. Bunlar işine haram katıyor abi. Bunlar ne kadar dalga dümenci var topluyor. Hep bir laf vardır abi. Derler ki işte ben bu geminin kaptanıyım da siz hangi geminin dümenisiniz falan diye. Evet. Bunlar gerçekten ne bu? Biz bir geminin kaptanıyız ama bunlar hangi geminin dümeni biz bunu bilmiyoruz bakalım abi. Bakalım şurada bir şey var mı ne demiş? Var mı yok? Yok sesi açarsan abi. Ha ses. Basın toplantısında da şimdi çünkü federasyon yönetiminin bu konuda da iyi niyetli olduğunu şey yapıyoruz. Yani görüşmelerimiz ve şeyler neticesinde ve onların da hani katılmadığı bir hani yapı bir şekilde olayı ne diyeyim manipüle ediyor, farklı yönlere çekiyor. Burada
onu da şunu söyledim. Böyle bir yapı devamlılığını hep sergiliyorsun. Ya burada şeyi anlatıyor. Yani federasyon yöneticileri bile diyor, futbol federasyonu içerisinde öyle bir yapı var ki bu yapı diyor, her türlü dalga dümeni bilmem neyi onu bunu diyor yapıyorlar demeye getiriyor. Şimdi burada işte şu belgeye geliyoruz. Bazıları diyor ki vay diyor Fenerbahçe'nin diyor belgesi diyor Fenerbahçe hukuki yollara başvuracak diyor. Ulan ne alakası var? Senin yaptığın bir teklifi burada bir teklif var. Bunu adam gösteriyor işte. Diyor ki benim talip olduğum futbolcuya Fenerbahçe'de diyor teklif vermiş diyor. Yok efendim bilmem ne bilgileri açıklıyormuş da bilmem ne. Yürüyün gidin derler ya adama ya. Zaniola'ya işte 16 milyonluk bilmem 20 toplamda 21 milyonluk teklif yapmışsın. Adam da seni kabul etmemiş. Bak şimdi burada ne diyorsan 2 aydır diyor büyük bir ihtimalle Candes Tolga Işık'ın bütün programlarını izlemişimdir. Öyle bir Galatasaray düşmanı ki bu kadar kaşları çatık, gülmeyen, laf kesen başka bir tane bile program yok. Kesinlikle diyor. Doğru. Biraz evet. Önceki videoda abi biraz önceki videoya bir geri geliyor musun? Geri gelebilir misin? Bir şeyce biraz önce video konuştuğu videoya. Evet evet abi. Bak ben size onunla göstereyim, tekrar göstereyim. İzle. Herifi pek şey bak, yapıyor. Bak abi, bak, bak yüzünden düşen bin parça oluyor. Mahkeme ya, duvarı. Erden Ömür'ü dövecek. Ben bir de buradan biraz daha yakınlaştırayım abi. Bak şu yüze baksınlar abi. Abi hesap sorar gibi duruyor ya. Niye böyle yaptın dermiş gibi duruyor. Evet. Bak. Erden Tümür de kendini bir de keyifçeye. Erden Tümür de kendini izah etmeye çalışıyor. Bakın yani o kadar sert bir mizacı var adamın ya. Yani böyle bir şeye gerek yok. Erden Timur ne işin var ya senin burada? Bu programda ne işin var? Eğer bu kadar televizyon çok istiyorsan belgeyi soruyor. Burada da galiba şey var değil mi? Bunu dinleyelim. Fenerbahçe 4,5 yılda bir defa şampiyon oldu. Alalım şuraya. Fenerbahçe teklifi ne kadar zannediyorlar? Toplam bu 2, 3, 4, 200, 800 daha 5. Evet. 21 milyon. Bizde o bonuslar. O bonuslar ve bunların %100'ü bonuslar garanti. Bonuslar hariç ne kadar? Bonuslar hariç 16. Ama bakın bonustan bonusa. Ben daha deminki bonuslar. Şimdi Fenerbahçe 4,5 yılda bir defa Şampiyonlar Ligi'nde grup stajına kalabilir değil mi gruplara? 1 milyon euro. Bu teklif Zaniolo'nun menajerine iletilmiş teklif. Evet. Bunlar kulübe iletilmiş teklif. Peki bunu size niye gönderiyorlar? He bak şimdi. Ben onu şey yapamam. Biz çünkü bizden sürekli fiyat yükseltmemizi ve şey yapmamızı istedikleri için böyle bu, bir şey. Biraz önce etik dediğiniz için soruyorum. Bu etik bir şey değil ama değil mi? Yok şu yani, an. Hayır. Şöyle bir teklif. Ula etiğini yiyeyim. Ne etiği? Adam bu göndermiş işte. O insanların şeyi de bu. Benim bunu, Icardi'de de aynı şey vardı. Benim bunları hiçbir zaman bakın bu normalde bu kadar Zaniolo ile ilgili 80 tane şey yapılırken ben bunu söyleyebilirdim artık son olaylardan sonra da canımıza tak ettiği yalancı duruma düştüğümüz için açıklama gerekçe yapıyoruz. Yani biz görüyorsunuz şunu, arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Erden Timur oturmuş bu adamın karşısına dert anlatıyor. Ya ne derdi anlatıyorsun ya? Neyin anlatıyorsun? Sana kim yalancı diyor? Kim 30 milyon verdin diyor? Git ona yapış yakasına sor hesabını. Burada da işte yine aynı şey Icardi meselesinde de oldu diyor. Orada girdiler, burada girdiler diyor. Hepsinde giriyorlar. Burada da ne demiş? Bu programda şey de diyor herhalde abi benim anladığım kadarıyla. Bu ben ligi bitirtmeyiz. Ha, onu da söylemiş. Onu işte ben pişmanım işte gafla dedim şöyle böyle. Yok işte eve geldim Erdem bu sen misin dedi eşi falan. Abi bu toplara niye giriyorsun sen ya? Ya niye giriyorsun abi? Sen orada onun yeri mi? Sen niye böyle af diler gibi çıkıyorsun, özür açıklaması gibi açıklamalar evet, yapıyorsun? Evet, burada yani. Mesela şey diyor, efendilikten dolayı konuşmuyoruz ama ses etmeyin bari. Fenerbahçe istedi Zaniolo'yu ama biz aldık. Icardi transferinde de araya girdiler ama biz aldık. Bunu biliyoruz Erden. Zaten sen bunları yaptın, başardın diye Galatasaraylılar seni takdir ediyor. Ama sen gidip de illa yani böyle hani kaşınır gibi bir Beşiktaşlı'nın, üstelik Galatasaray düşmanı bir Beşiktaşlı'nın karşısına niye oturursun? Diyorum ya düğün değil, bayram değil, seyran değil. Enişten beni niye öptü kardeşim? Sen busun artık. Sen Galatasaray taraftarı seni böyle görüyor. Ayrı bir yere getirmiş koymuş. Bu tür adamları niye muteber hale getiriyorsun? Niye bunları bir şeyler kendini önemseten bir durum ortaya çıkarıyorsun kardeşim ya? Senin Zaniolo'yu nasıl aldığını, hangi şartlarla aldığını zaten biz biliyoruz. Bak 5 yıl vadeyle 15 milyon euro net ücret. Şampiyonlar Ligi'nde işte son 6'ya kalırsa Zaniolo en az yarısında forma giyerse toplamda 506 milyon euro, 506 bin euro. Bu durum 2 kez olursa toplam 1 milyon. Şampiyonlar Ligi çeyrek finali. Ya zaten şurada bonus maddeleri var ya. Abi şu bonus maddelerini
keşke bu şeyi alsa Zaniola abi, ya da kulüp. Niye alsa biliyor musun? Zaten daha öncesinde bununla alakalı da bilgimiz var yayın öncesinde. Zaten eğer bunları alabilecek kapasitede olursa alsa 100 milyon euro kazanıyor evet, zaten. Evet onu diyorum, keşke alsa diyorum. Kazanıyor zaten evet. Bunu zarar etmiyor ki. 100 milyon euroluk burası şu anda. Galatasaray 100 milyon euro getirecek bir yer burası. Yani baksana İtalya milli takımı final diyor, oynarsa düşün. Ballon d'Or var, o var, bu var. Yani yok yok kardeşim. Galatasaray Avrupa Ligi'nde şampiyon olursa 1,5 milyon euro. La 1,5 milyon değil 3 milyon ver ya. 3 milyon ver. Ama böyle çapsızların karşısına oturma Erdem. Ha şimdi... Bu tabii Erden'e getireceğimiz eleştiriler. Erden Timur yapmamalıydın bunu, etmemeliydin. Peki bir de öbür taraftan bakarsak ne görürüz? Ben şahsen görüyorum. Tamam. Tamam, Erden Timur'a gerekli uyarıları yaptı. Şu bu konuyu madalyonun diğer yüzüne geçmeden şunu da söyleyelim. Şimdi bazı izleyicilerimiz belki üf lan ya Erden'e yerden yere vurdunuz ama burada asıl olan Galatasaray. Tabii tabii. Burada yani bizi kişilerle bir şeyimiz yok. Biz yine Erden Timur'un her zaman tabii yanında. Yani. Biz sadece Galatasaray'ın artık zarar görmemesi için, artık bu sürekliliğin devam etmesi için konuşuyoruz. Bunu izleyenler de bizi yani yanlış anlamasın doğru. Sonra. Zaten bizi bilenler bilir. Tabii. Şu anda biz Erden Timur'un bu tip adamları muhatap almaması kalite gerektiğini. Kalite seviyesini düşürmesi. Ya senin zaten televizyonun var. Sen bugün hangi televizyonda üst düzeyde program yapmak istiyorsan köküne kadar, sapına kadar en kralını yaparsın. Böyle bir takım adamları da muteber adam gibi, önemliymiş adam gibi alma karşına ya. Alma kardeşim. Kim bunlar ya? Kim? Bunlar hani normal adam olsalar eyvallah. Bunlar amigoluk yapıyorlar. Bunlar Galatasaray düşmanlığı yapıyorlar. Biraz önce soru sorarken adamın yüzünden düşen ifadeye bakın. Bunlar için hani biz Erden Timur'u çok daha yukarılarda gördüğümüz için bu adamlarla bir araya gelmemesi gerektiğini anlatıyoruz. Bu bir arkadaşlar. Ama çevirelim. Hadi bu olumsuzluktan olumlu yan çıkaralım. Erden Timur da bir güzel sapladı abi. En azından ben öyle diyorum. Tamam belki bir takım cevaplarda kem küm yaptı, o oldu bu oldu ama... Biraz da efendiliğinden kaynaklanan cazgır birisi olsa orada öyle bir saplardı ki çok daha farklı saplardı. Ama yine de sapladı, yine de ders verdi. Bir defa şunu söyledi kardeşim. Ey dedi, ey malum kişiler, onlar, bunlar, şunlar. Biz Icardi'yi Zaniolo'yu alırız, siz gider Pedro'yu Kedro'yu alırsınız dedi. Anlatabildim mi? Sen gidersin Serie A B'den İtalya 2. liginden neydi Osterwolde midir Golde midir hiç sen sorun. Onu alırsın diyor. Ben diyor giderim diyor Oliveira'yı alırım, Torreira'yı alırım, Mertens'i alırım diyor. Mertens'i alırım diyor. Daha bunun gibi neler. Bundan sonra şunu yapacağım, bunu yapacağım, şu olacak, bu olacak dedi. Siz dedi eğer böyle kaşınırsanız ben de sizi kaşırım demeye getirdi. Belki bunu anlatamadı tam yeteri kadar ama biz eleştirimizi yapalım. Bundan sonra Erden böyle adamları muhatap almasın. Kendi mecralarında kendini çok daha güzel anlatabileceği ortamlarda olsun diyoruz. Ama öte yandan da Erden Timur'un haşırt diye taşı gediğine koyduğunu hani şöyle söyleyelim bilezik gibi diyelim hadi öyle diyelim. Şimdi diyeceksiniz ki ya önce eleştirdiniz. Ya eleştiri nedenimizi anlıyorsunuz ama buradan da biz Erden Timur'un söylemek istediklerini bizim kadar açık, net, kesin yani bilezik gibi demediği için biz bunu buradan yorumluyoruz. Açılımını yapıyoruz şimdi. Değil mi Mertens? Abi evet biraz önce ben de belirttim ki bazen yanlış anlamaya müsaite çekilebiliyor konuşmalar. Yani bu da bir tanesinin böyle bir tane diğer yanlı takımı taraftarlarından birkaç tanesi giriyor. Çünkü onlar da sinsiden bizi takip ediyor. Biri ortaya şey atıyor maalesef diğerleri de hak veriyor gibi duruma düştüğü için ben bunun açıklamasını yapayım dedim. Yani bizim amacımız dediğim gibi burada asıl olan Galatasaray'dır. Galatasaray'ın zarar görmemesidir. Galatasaray'ı bu sene özellikle bu sene Galatasaray yapan bir Dursun Özbek ve bir Erden Timur vardır. Onların da haklarını savunmak bizim en doğal hakkımızdır bir Galatasaraylı bir taraftar olarak gerçekten de. O yüzden bizim yaptığımız şey burada Erden Timur'u eleştirmekten ziyade
onun haklarını savunmak ve kalitesini düşürmemesi için burada kendi kendimize tavsiye ve öğüt vermemiz. Başka hiçbir şey değil yani. Bu bizim yaptığımız kimseye zarar vermez ama yapmazsak zarar verir. Ve o adamın karşısına oturmuş olmayı da kendime yediremiyorum. Ben de yediremiyorum. Yani. Aynen böyle. Arkadaşlar şimdi neyse, Erden Timur öyle ya da böyle, dediğim gibi hiç uzatmaya gerek yok. Bütün teklifleri açıkladı. İşte Galatasaray'ın transferlerine nasıl maydanoz olduklarını açıkladı. Bir yapıdan söz etti. Ondan bundan söz etti. Ve gerekeni söyledi. Dediğim gibi bilezik gibi haşırt yaptı mı? Bu Abdülkerim transferinde de oldu. Bu işte Zaniola ya da Icardi transferinde oldu. Pedro dediler, aldılar. İyi ki almışlar. Ne hali varsa görsünler. Ha diyecekler ki efendim biz işte kahveci İrfan'ı aldık. Öte yandan bilmem Mert bilmem yandaşı aldık diyecekler. O kahveci İrfan'a kendi eski başkanları Aziz Yıldırım ne demişti? Galatasaray'ın teklifi 4,5 milyon, bunlar 11 milyon verdi. Elimde belge var, beni konuşturmasınlar dedi. 11 milyon. Galatasaray kahveci İrfan'a 4,5'tan yukarı vermedi. Ve de Başakşehir'in başkanı geldi. Rahmetli Mustafa Cengiz başkanı dedi ki abi ya. Dedi ben sana söz verdim, bunu sana 4,5'a vereceğim de. Adam dedi bonuslarla beraber 15 milyon veriyor dedi ya. Ne yapacağım ben şimdi dedi. Dedi ki ver oraya, ben çekildim dedi. Ya dedi adam teşekkür etti, bir de 15 milyona bonuslarla oraya kakaladılar onu. Bu işler böyle. Şimdi devam edelim. Aynı şekilde işte o yandaş mıdır kandaş mıdır var ya, bir tane de hani bir faul sonrası yerde 924 defa takla attı, böyle yürüdü gitti. Gülle gibi yürüdü. Artık abi lafını böldüm. Böyle kimi görsek arkadaş ortamında düşen müşen şey diyoruz. Mert Hakan yandaş değil mi ya, o falan yapıyor. Ya komedi ötesi. Arkadaşlar diyeceksiniz ki şimdi ne bu stadı getirdin dayadım karşımıza diye. Burada güzel bir haber var. Müjdeli bir haber var. Onun için arkadaşlar dayadım. Gördüğünüz bu stat 52.620 kişi alıyor arkadaşlar. 52.620. Peki Galatasaray bu stadı ne yapacak arkadaşlar? 62.000'e çıkaracak. Evet yanlış duymadınız. Bu stat 62.000 olacak. Nasıl olacak? Şu kale arkaları var ya. Dortmund stadını gözünüzün önüne getirin. Özellikle kale arkalarında operasyon çekilecek. FIFA'ya müracaat etmişler. Evet, FIFA demiş ki kale arkalarına ayakta seyirci alabilirsiniz. Dolayısıyla arkadaşlar Galatasaray bu kale arkasına alacağı ayakta seyirciyle kapasiteyi 10 bin daha artırıyor. Zaten biliyorsunuz maça giden der bilir, coşkulu, heyecanlı tipler oturarak maç seyretmezler. Hep ayakta seyrederler. Vardı Dortmund'un da burada öyle bir coşkulu, işte burası arkadaşlar. Dortmund işte bunu örnek vermişler. Abi istersen telefondan indir, ben sana boşunu da attım onu şu anda sana. Öyle mi? Aha. Tamam. Yani boş olursa bölüm olarak daha net gözüküyor burada. Şeyin bunun boşunu. Evet. Ha evet. Arkadaşlar ben istersen şimdi... bakayım abi buradan. Sen buradan tam o zaman tabletten gösterebilirsin. Arkadaşlar şimdi Dortmund her maçını bilmem kaç 80 bin kişiye falan oynuyor yani. Ha inanılmaz. Bu şey mi yalnız? Kale arkası değil bu. Kale arkası pardon. Değil mi? Evet o kale arkası abi. Arkadaşlar şimdi Galatasaray'ın kale arkasının da böyle olduğunu düşünün. O coşkulu taraftar grubunun yapacağı şovları bir düşünün. İşte Galatasaray da böyle bir yapıyı orada herhalde oluşturacak diye düşünüyorum. İnanılmaz bir güzellik olacak. Attın abi, mı? Ya şimdi fotoğrafları açabilirsin şeyden abi. Fotoğraflardan alttan. Bakalım o zaman. Ha. Çıkalım şuradan. Arkadaşlar böyle de teknolojimiz var ya. Elimizde imkanlar var da. Ben bakma işte buradan görüyorsunuz, oradan görüyorsunuz. Ama geyin gelmesi lazım. Kapatayım istersen. Ha, şimdi geldi. Gelmiş arkadaşlar. Evet şu en son. Şimdi... Bu değil mi? Kale arkası olan evet. Şu tribün. Burası. En üstü var ya ayakta olanlar. Şey pardon şu ön tribün. Şurada değil mi? Evet. Şu bölüm. İki bölme ya orası bak evet. Abi. Yarısı bir de şurası farklı. Var. Evet. Burayı da alıyorlar değil mi? Ayakta. Evet. O deminki gördüğümüz yer böyle değil mi? Evet orası diğer taraftan çekilen bölüm. Protokol tarafından, bu tribün tarafından. Anladım. Şimdi burayı Galatasaray FIFA'ya
Dortmund'u örnek göstererek demiş ki bakın burada böyle bir güzellik var demiş arkadaşlar. Böyle bir dolmuş. İşte bu dolunca biraz önce size gösterdiğim güzellik oluşuyor. Galatasaray da bunu mutlaka ve mutlaka yapmanın hazırlığı içerisinde. Ki bu yalnız öyle hemen pat diye olmuyormuş arkadaşlar. Yaklaşık bir 2 yıl içerisinde bitecekmiş yalnız. Bu sene herhalde bir bölümünü bitirecekler. Belki de acaba 5'er bin kapasite artırıp karşılıklı mı yapacaklar? İki kale arkasını mı? Bence öyle yapacaklar. Yani hem evet, bu evet. tarafa evet. hem bu tarafa mı yapacaklar ben acaba? Kesinlikle ben öyle düşünüyorum. Yani bir de ilk bunu yapan Borussia Dortmund dünyada yapan koltuksuz tribün devri diye bir tane sistemle yaptı. Bunu öyle duyurmuştu. Evet baksana ya. Evet. Müthiş bir şey ya. Burada maç seyretmek yani bambaşka bir güzelliktir herhalde. İşte senin o bakın, şu yer. Yan taraf o senin bahsettiğin yer. Evet, bak sağ evet. taraf abi. Oraya da alınıyor mu dedin ya. Evet. Orası o sağ taraf işte. Yani şurayı mı diyorsun? Evet. Orası biraz önce senin buraya da alınıyor mu dediğin yer. İşte Galatasaray tahmin ediyorum bu modeli FIFA'ya bildirdi. Alttan da çıkış yeri. Tam o tribünün altında abi körük orası. Sağ taraf. Buradan çıkıyor değil mi? He sağ buradan, taraf. Buradan. Evet. Ya zaten var ya Mertens bir şey söyleyeyim mi sana? Şuradan şu coşkunun içerisinde oradan tribünden çıkarken oyuncu sahaya çıkarken var tabii ya abi. O tribün coşkusu sanki üstüne çullanıyor tabii gibi ya. Olur. Herkesin kapasitesi 5-10 kat. 5-10 katı deplasman takımı biter zaten. Biter ya. Biter. Ya Dortmund'da gerçekten dünyada bu konuda çok büyük bir örnek sahibi. Dortmund taraftarı çok ateşli ve seviyorum ben. Yani Dortmund deplasmanı da zordur. Bir Galatasaray deplasmanı gibi. Allah oraya da gidenlere sabırlık versin. Ya biliyorsun o Dortmund deplasmanında onları 2-0 yendik orada. Yani. İşte düşün abi. Evet çünkü Galatasaray. Evet yani böyle. Neyse arkadaşlar şimdi konudan konuya atladık zıpladık ama maalesef böyle. Bu arada hakemler açıklandı mı? Bugün hakemler açıklanacaktı. Biliyorsunuz hafta sonu da maçlar var. TFF'nin sitesinde de olabilir. Bilmiyorum orada bakarsan göreceksin. Bakalım. Açıklanmamış da olabilir Perşembe. Çünkü hakemler geç açıklandığı zaman arkadaşlar Galatasaray'a mutlaka bir kazık atıyorlar. Orada bir Galatasaray'a güzellik yapıyorlar. Dolayısıyla ben bunlardan bekliyorum. Galatasaray Adana Demirspor önünde. Kaçıncı haftadaydık abi biz? 28. Ben şuradan istersen şu benim telefonu da bana uzatırsan ben de bakayım. Tamam şimdi bakıyorum buldum. Ha buldum TF. Açıklamamışlardır. Abi bu çok özür diliyorum. Zaten şeye bakarsın Beşiktaş Fenerbahçe, Fenerbahçe Beşiktaş derbisi ya da maçına bakarsan Galatasaray Adana Demirspor diye. Oradan göreceksin. Ama şunu söyleyeyim ben size. Ben Yaşar Kemal Uğurlu, Abdülkadir Bitigen, Arda Kardeşler, hatta Ali Palabıyık. Belki alıp Ali Palabıyık'ı Ali Samiye'ne göndermeye maçaları yemez. Tıpaları pek yemez ama mutlaka ve mutlaka bu hamleleri yapacaklar. İlk yarıda biliyorsunuz Kayseri'de oynanan maçı Arda Kardeşler yönetmiş. Daha 38. saniyede Galatasaray'ın açıklanmadı değil mi? Daha açıklanmamış herhalde. Bakıyorum şu an yok. Yok daha açıklamamışlardır. Çünkü beyler mümkün tartışma olmasın diye mümkün olduğunca geç açıklıyorlar. Beyler dedik de orada şimdi biliyorsunuz hanımefendi var kolay kolay açıklamaz. Ama Galatasaray'a ben böyle bir hakem bekliyorum. Arda Kardeşler, Yaşar Kemal Uğurlu, Abdülkadir Bitigen, işte Mete Kalkavan, Ali Palabıyık. Onların da bir de uzantıları var. Gerçi o Zorbay Küçük şeyini kullandılar. Hakkını Galatasaray'a kullandılar şimdi. Bakalım bundan sonra ne tür tipler çıkacak, kimler çıkacak Galatasaray'ın karşısına. Özetle şunu söyleyeyim. Galatasaray Adana Demirspor önünde mutlak favori tabii. Mutlak favori ama maçın zorluk derecesini de zaten biliyorsunuz. Fakat koyacakları hakemle, VAR'a koyacakları hakemle ya da ne bileyim işte sahaya sürecekleri hakemle Galatasaray için maçın zorluk derecesini daha da artıracaklar.
Daha da artıracaklar. Bunu yapacaklar. Şimdi biz bu kadar çok söyledik. İşte VAR'a hep böyle Hakan Ceylan, Alper Ulusoy, Serkan Tokat diye. İnanın belki bu defa diyecekler ki tamam bak bunları vermedik ama bunlardan daha beterini verecekler. Çünkü onu dolduracaklar. Bak diyecekler ki aslanım koçum seni Galatasaray'ın VAR'ına oturtuyoruz, AVAR'ına oturtuyoruz ama bak yüzümüzü kara çıkarma ha. Bak öbür gidenler işte Alper abin, Hakan abin, Serkan Tokat abin. Bak ne güzel işler yapıyordu. Galatasaray'ı doğruyorlardı. Konya maçını örnek alır. Kırmızı kartlar çıkmayacak, penaltılar verilmeyecek. Bir de Fenerbahçe maçını görün diyecekler. Alanya, Fenerbahçe. He? Orada kırmızı kart çıkmıyor. Oraya da bir takım Avanta, Levanta penaltılar veriliyor. Bunları örnek alın. Aklınızı başınıza toplayın diyecek ablamız. Lale Orta ablamız. Dedik ya Lale Orta ablamız neden abi bırakıp gitmedi? Bunu ben anlattım ama yeteri kadar bilmiyorum anladınız mı? İsterseniz tekrar size orayı göstereyim. Orada da bizim fotoğrafımız, bir görselimiz vardı. O görselimiz de şuydu. Bakın Mertcan bir kapak yaptı arkadaşlar. İstifa etmedi dedik. Niye istifa etmedi? Bak okla göstermiş ablayı. Ablamız istifa etmedi. Çünkü Galatasaray'ı yine doğrayacaklar. Kimler doğrayacaklar? İşte aşağıda şurada oturan kişi şu muhterem. Aynı zamanda Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı. Bu kişinin liderliğinde Galatasaray'a bu sağda solda gördüğünüz tipler ve onların uzantılarıyla mutlaka ayar ve operasyon çekmeye devam edecekler. Bu arada ayar operasyon deyince hadi bunu da bilgi olarak ilave edelim ve sohbeti bitirelim. Biliyorsunuz Kulüpler Birliği Vakfı toplandı. Bugün itibariyle toplandılar. Burada bir karar alınacakmış efendim. Beşiktaş Kulübü istemiş. Hatay'la Gaziantep Spor'la oynanan takımlar ya maçları yok sayılsın ya da herkese aynı puanlar verilsin. Beşiktaş ilk yarıda çıkmış, birine yenilmiş, birine berabere kalmış. Ben diyor buradan diyor 5 puan kaybettim diyor. Ya diyor benim diyor 5 puanımı verin diyor. Ya da diyor öbür takımların diyor aldığı puanları sil. Ulan adam o zaman deprem mi vardı? O zaman adam çıkmış, oynamış, kazanmış. Ya da kaybetmiş. Deprem olmuş 6 Şubat'ta. 6 Şubat'tan sonra da demiş ki bu takımlar ligden çekiliyor. Depremden sonra 6 Şubat'tan sonra bu takımlar ligden çekildiğine göre statü bu. Dün de böyle olmuş. Yıllar önce de böyle olmuş. Bu yol efendim FIFA onu dedi de yok Şampiyonlar Ligi'nde estekti de köstekti de yok bilmem neydi de falan filan. Bir bunu istiyorlar. Bir playoff istiyorlar. Bunların derdi, aklı, fikri abi Galatasaray'ın önünü kesmek. Galatasaray'ın yolunu kesmek. Galatasaray'ın güçlü kadrosunun bu sene şampiyon olacağını biliyorlar. İşte Konya'da vurdukları darbeyi biliyorsunuz. Estek köstek devamını mutlaka getirecekler. Arkadaşlar ey Galatasaraylılar kenetlenin. Erden Timur yapma gitme kardeşim gitme. Bunların değirmenine su taşıma. Bunlar bu. Bunlarla bir yere varamazsın diyoruz. Noktayı ben size koyuyorum. Bu değerli kardeşimizin var ya arkadaşlar Galatasaray için Galatasaraylı oyuncuların isimlerinden böyle bir şarkı yapmış Fenomen emmimiz var ya şimdi bunu alacağız dinleyeceğiz arkadaşlar ve ben noktayı koyacağım. Hepinize en içten sevgiler selamlar gönderiyorum. Bu kardeşi dinleyerekten hadi bakalım el ele verelim birlik beraberlik içerisinde ilk hedef önce Adana Demirspor, sonra Çarşamba Başakşehir'i kupadan ele, sonra Ara, sonra Kayseri, sonra Alanya arkadaşlar. Hepinize enişten sevgiler, selamlar. Sen bu emmiye yaklaş kardeşim. Bununla işi bitirelim. Beğenmeyi, abone olmayı, paylaşımı lütfen unutmayınız arkadaşlar. It's Chiro Mertens.